Merhaba arkadaşlar, Pessevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Şu an oyuna giriş yapıyorum arkadaşlar ve gördüğünüz üzere değişik hediyeler karşımızda. Japonca yazıyor. Bu hediyeleri oyun Japonlara vermekte. Bizlere vermiyor ne yazık ki. Bugün yeni sezon başladı. Biz oyuna girdiğimizde herhangi bir hediye verilmedi. Sadece o standart haftalık hediyeler. Haftaya kampanya başlayacak. O haftayı, önümüzdeki haftayı bekliyoruz. Fakat Japonlara bugün hediyeler verdiler. Hem de ben de göz ucuyla baktım. Epic filan da diyor. Bedava Epic filan bahsetmekte. Bir bakalım, top açma hakkı olması lazım. Şimdi Japonlara neler verilmiş? Tamam diyelim. Bir burada hediyeleri var. MVP'lerden bir tane top açma hakkı olabilir. Bir tane daha top açma hakkı galiba. Bir bakalım. Sonrasında 4 yıldızlı adaylı sözleşme bile bedavadan veriyorlar. 500, bu e-futbol liginden dolayı herkese verilen. Evet. Şimdi bunları kapatalım. Şimdi detaylı şuradan bir inceleyelim. Japonlara neler verildi? Tesadüfi anlaşma, 2 tane tesadüfi anlaşma, 1 tane 4 yıldızlı adaylı sözleşme. Bunları bir alalım. Aldık. Daha sonra ben manşette de bir şey görmüştüm arkadaşlar ama incelemedim. Bakın burada diyor ki 1 tane Epic Japonlardan. Sonra Japonlardan ayın futbolcusu MVP'lerden onları hediye etti. Tamam, bu verdiği hediyelerden bahsediyor büyük ihtimalle. İki top açma hakkı, bir tane 4 yıldızlı oyuncu hediyesi. Etkinliklere bakalım. Farklı bir etkinlik var mı acaba Japonlara verilen? Ben de bakmadım. Sizlerle birlikte şimdi bakıyorum arkadaşlar. Yok, aynı. Oyuna girdiğimizde Japonlara bu hediyeleri veriyorlar. Sonra bunları bir kullanalım. Acaba ne çıkacak? Şu top açma haklarını bir bu epiklerden veriyorlar. Bir de buradan. Çok yüksek seviyeli isimler değildi. Bize de verselerdi de şu Player of the Week'ten falan ya da şu sol taraftan Arsenal'dan verselerdi. Ya bu ayrımı yapmayın. Bu oyunu tüm dünyada herkes oynuyor. Bizler Japonlardan belki daha da çok oynuyoruz. Avrupa'da futbol, Güney Amerika'da zaten bu oyun çok oynanıyor. Bizler de futbolu çok seven, futbol oyunlarına düşkün insanlarız. Bari bedavadan ne geldi? Aa, Dumaga geldi. Güzel de futbolcu geldi. Juventus takımında yola devam mı edecek yoksa ayrılacak mı? Bununla alakalı son zamanlarda da haberler çıkıyor. Keşke ülkemizde bir takımda izleyebilsek Dumaga'yı. Hala iyi bir futbolcu. Bizim lige gelse etkili çok olurdu. Diğer ücretsiz hakkı da buradan vermekte. Normalde e-futbol parasıyla açılım yapılan yer. Bir tane ücretsiz top açma hakkı ama burada düşük seviyeli isimler de var. Kapat. Ya buradan tabii renkli olmayan kartları çıkarırsak kötü. Bu hediye de aslında çok öyle güzel bir hediye değil gibi. Sadece elle tutulur bir 4 yıldızlı adaylı sözleşmeleri var. Düşük seviyeli isim geldi. Çok işe yarayan bir hediye olduğunu söyleyemeyiz. Buradan da e-futbol parası harcayacak Japon da yoktur diye düşünüyorum. Bu düşük seviyeli isimler için. Hani Japonlar da herhalde harcamaz diye akıllı insanlar ama belki çok seviyorlardır o futbolcuları. Ondan açarlar ama. Şimdi burada bir de 4 yıldız adaylı sözleşme hediyesi var. İşe yarayan o. İçeri girdiğimizde 4 yıldız adaylı sözleşmeyle futbolcu alınabiliyor. Mesela milli futbolcumuz Orkun Kökçü var. Buraya Arda Güler de eklendi. Arda Güler 3 yıldızlı. Burada 3 tane, 2 tane 3 yıldızlı var. 3 tane de 4 yıldızlı futbolcu bulunmakta. Biz de Orkun Kökçü'yü alalım. Aslında verilen hediyelerden Dimaria iyiydi. Şansımıza Dimaria çıktı. Bir de Orkun Kökçü'yü alabiliyoruz. Japonlara ekstra bu hediyeler verildi. Farklı hediyeler verecekler mi acaba? Japonca açıklamalar var ama. Burada bir 18 Mayıs diyor. Belki de ya 18 Mayıs'ta yine bir hediye verecekler ya da bu hediyelerin 18 Mayıs'a kadar süresi var. Peki biz bu hediyeleri nasıl alabiliriz arkadaşlar? Eskiden PES zamanında VPN ile konumumuzu Japonya yapıyorduk, alıyorduk. Ama şimdi öyle bir şey yok. Oyuna girerken ülkeyi Japonya seçenler sadece bu hediyeyi alabilmekte. Eğer biz oyuna girerken, kayıt olurken o ilk başta Japonya seçmediysek bu hediyeleri alamıyoruz. Eğer olur da yedek bir hesap açarsanız ya da yeniden bir hesap açarsanız ülkenize Japonya seçmeniz lazım ki bu hediyeleri alabilirsiniz arkadaşlar. Farklı gelişmeler olursa karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.